Otomobil Meraklısı Artalı kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine en çok merak ettiğimiz konulardan biri olan ve sürekli bunun üzerine videolar çektiğimiz ve araştırdığımız ikinci el otomobil fiyatları ve piyasası ile ilgili yapacağız arkadaşlar. Son durumu ve almak için doğru zaman mı? Bugünkü videomuzun konusu bu. Ve bunlar üzerine çok videolar çektik arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır bu pandeminin başladığı zamandan beri bunlarla ilgili bayağı bir araştırmalarımız var. Gerek piyasa gerekse videoların içeriği gerekse bunlardan bahsediyoruz. Lafı da çok uzatmayadan hadi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar, şimdi daha önce videolarımızda yine bahsettiğimiz gibi bilen arkadaşlar olacaktır. Bizim için şuydu. Pandemi başladıktan sonra fiyatlarda bir durgunluk, bir düşüş seyri bekliyorduk arkadaşlar. Satışlarda bir azalma keza. Ayrıyeten de bunların fiyatlara 1000 lira, 3000 lira, 5000 lira bir yansıması söz konusuydu. Nitekim yansıyan fiyatlar oldu. Yansımayıp daha fazla arttıranlar oldu ama şu bir gerçek. Satamayan da çok oldu arkadaşlar. İlanlardaki hatta şeylerden de bahsetmiştik hatırlarsanız. İlk Mart'ın 11'i gibi arkadaşlar 298 bin tane bu sarı sitede ilan vardı. 2 hafta 3 hafta aralıklarla çekimler yapmıştık. Bu çekimlerde en son 228 bin 230 bine kadar düşmüştü arkadaşlar. Şimdi gelelim Mayıs'ın şu an arkadaşlar neredeyse ikinci çeyreğine geldik. Mayıs'ın ikinci haftası da artık bitti arkadaşlar. Hatta üçüncü çeyreğine geldik. Fiyatlar daha önce dediğimiz gibi ilk başta pandemi başladığı zaman bir durgunluk ve bir fiyatlarda düşüş bekliyorduk arkadaşlar. Nitekim kıpırdanmaları oldu. Bunun yansımasını gördük. Ondan sonra uzun vadede arkadaşlar tekrar fiyatların artacağı yönünde söylemlerimiz vardı. Nitekim şu anki geldiğimiz duruma bakacak olursak arkadaşlar virüsün seyri nitekim pik yaptı, biraz olsun düşme eğilimi gösterdi. Bu da havaların ısınmasıyla ve bayramla birlikte açıkçası biraz bir canlılık yarattı piyasada. Şimdi bunu nasıl yarattı? Danışmanlık hizmeti verdiğimiz arkadaşlar, bahsetmiştim zaten, noterlere gittik. Arkadaşlara böyle expertlere gittik. Gerçekten orada çok büyük bir yoğunluk var. Tabii tek çift uygulaması vardı noterlerde. Onların kalabalıklığı olabilir. Araçların farklı araç satılıyor olabilir. Farklı ticaretler yapılıyor olabilir. Ama şu an insanlarda hani şöyle bir algı var ya, para yok. İnsanlar parasını tutuyor. Kim arkadaşlarımız zaten yorumlarda diyor benim param var ben bekliyorum. Tabii ki herkes bir kendisi artısını eksisini düşünüyor arkadaşlar. Ona göre hamlesini, ona göre ticaretini yapıyor. Bunu zaten hepimiz hemfikiriz bu konuda. Ancak burada Türkiye'nin şu anki durumunda bakacak olursak geçmişten beri de arkadaşlar araba fiyatlarının hiç seyirinin her zaman yazın arttığını biliriz. Baharla birlikte fiyattan arttığını biliriz. Ama ta ki bu pandemi olayına kadar. Pandemide tabii ki durgunluk oldu. Afaki fiyatlar yazanlar 20 bin liralık arabalar 40-50 bin lira oldu. 50 bin liralar 80-90 bin lira oldu. Ticaretini yapanlar al sat, yani bu noktalara kadar geldik. Mayıs'ın da artık hemen hemen sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Şu anki duruma bakacak olursak tek tük fabrikalar. Şimdi bizim fiyatı ne belirliyor arkadaşlar? Tabii ki yurt dışından ithal edilen parçalar, Türkiye'nin ekonomisi, alım gücü, bunlar çeşitli çeşitli faktörler olabiliyor. Ama ancak tabii ki bizim Türkiye'de en çok ne belirliyor arkadaşlar? Sıfır araba fiyatları. Şimdi gelelim Ocak ayından beri bu piyasa zaten biliyorsunuz Kasım ayı itibariyle Ekim, Kasım ayı gibi canlanmaya başladı. Tam bu aralığa kadar bayağı bir pik yaptı arkadaşlar. Hatta Ocak ayında bu faizlerin düşmesi, sıfır araba alışlarındaki talebin artması, faizlerin düşmesi sıfıra da yöneltti araba fiyatlarında artışta. Ondan sonra fiyatların yüksek olduğunu görünce biliyorsunuz zaten ikinci el fiyatları patlama yaptı. Sıfır arabalar biliyorsunuz bayilerden 1 ay, 15 gün, 45 gün alınıyordu. Ocak ayında adam kendisini yazıyor. Şubat ayında, Şubat'ın ortasında alıyordu. Ta ki bu Mart ayına kadar geldi. Herkes yazdırdı. Pandemi Türkiye'de geldi. Ondan sonra arkadaşlar bir herkes dedi ki hop bir dur bakalım ne olacak? Önümüzü görebileceğiz mi? İşsizlik arttı, işten çıkarılmalar arttı. İnsanların alım gücü düştü, insanlar geleceğe karşı belirsizlikleri oldu, dolar, euro, döviz her şekilde bir etkilendik arkadaşlar. Araba almak isteyenler yıllardır dişinden tırnağından kırpan arkadaşlar zorlandı, sitem ettiler. Tabii ki bu keza bir sürü bu şekilde süreç devam ediyor ve hala da devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Nitekim şu an Mayıs ayı sonu itibariyle araba fiyatlarına bakacak olursak fiyatlar yüksek, bunu biliyoruz. Zaten daha önceki videolarımızda hep uygun fiyat verildiği takdirde, güzel araba olduğu takdirde alınması gerektiğini zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Çünkü piyasa fiyatı yüksek. Ona göre fiyat teklifi yaparak gerçekten ihtiyacınız varsa, çünkü artık
Belediye otobüslerine binmeniz saatler azaldı. Maskesiz çıkmak yasak. Yani otobüslerde oturma düzeni var. Şehir dışına çıkamıyorsunuz. İl dışından kimse gelemiyor. Tabii ki bu satışları da etkiliyor. İçerideki ticareti etkiliyor. Her şeyi etkiliyor ama insanlar tabii ki çoğu arkadaş zaten videolarımda, yorumlarımızda da görüyoruz. Ne yapıyor? Bekliyor. Şimdi sıfır araba fiyatları Mart sonu itibariyle, Nisan itibariyle pandemi olmasına rağmen parça gelmiyor, üretimler gitmiyor. Öyle olmasına rağmen ne yaptı arkadaşlar? Kaporalarını verdi, yazdırdı. Zaten daha önce videomuzda bahsetmiştik. Gel gelelim şu noktaya geldik ki Ocak ayında ve Şubat ayında para verip özellikle Peugeot 3008, 5008, SUV'lar, o arabaları veren arkadaşlar gerçekten çok büyük bir, yani onlar tabii ki Euro NCAP diyorum arkadaşlar, pardon, en çok satan otomobil ve yılın otomobilleri ödüllerini aldığı için bazıları da, yani o devirde işin özeti sıfır araba alan arkadaşlar şu an gerçekten daha fazla kârdalar. Sıfır araba fiyatları Mart sonu itibariyle Nisan'da 3000-5000 arttı arkadaşlar. Önümüzde Mart'ta zaten bir artış oldu. Nisan'da aynı şekilde oldu. Mayıs'ta aynı şekilde oldu. Bir tane Seat Leon 185 bin liradan 205 bin liraya kadar çıktı. Yani 94 bin liraya bu pandemi tam zamanında Mart ayı gibi 1.4 fiyat Egea alırken şu an fiyat Egea 1.4 arkadaşlar 102 bin liraya oldu. Yani en düşük alabildiğimiz sıfır arabanın fiyatı 8 bin lira arttı. Şu an Mayıs ortasındayız. Mayıs bitiyor artık. Kaçıncıya söylüyorum artık. Mayıs da bitiyor. Sıfır araba fiyatlarında artış her zaman devam edecek. Bu süreçte ÖTV olayı gelme ihtimali olabilir mi diye soracak olursanız benim nacizane fikrim arkadaşlar şu şartlarda devlet ÖTV olayını ben yansıtacağını düşünmüyorum. Belki uzun dönemde olabilir ama kısa dönemde bir ÖTV indiriminin olacağını düşünmüyorum. Zaten insanlarda dar gelirli ve orta gelirli kesim uygun araba almak istiyordu. Onlara bir talepleri vardı ama onların da fiyatları yükseldiği için onlar da şu an beklemedi. Şu an açıkçası eli ayağı düzgün bir araba almak isteseniz 70-80 bin liradan aşağı araba yok. O alacağınız arabanın da bakımları olsun, şeyleri olsun, gerçekten çok titiz davranmak gerekiyor. Şu durumda arkadaşlar sıfır araba fiyatlarının yukarı yönlü seyri devam ediyor ve bu şekilde devam edecektir. Sıfır araba TOFAŞ arkadaşlar biliyorsunuz üretime başlamıştı bir hafta önce. Ancak şu an yedek parça tedariği edemiyor yurt dışından. Tabii ki Türkiye'de üretiliyor çoğu yedek parçaları ancak stoklarında vardı. Duyumları alıyorum zaten. Sıfır showroom'da çalışan arkadaşlarım da var. Onlardan da alıyorum arkadaşlar duyumları. Şu an zaten fabrika üretimi durdu yine. Fabrika şu an Egea ve Doblo üretimini yine durdurmak zorunda kaldı. Şu an üretim yine yok çünkü yurt dışından parça gelmiyor. Ama zamlar her geçen gün üstüne koymaya devam ediyor. Şu an en düşük araba, videomuzda söylemiştik, 99.900 TL sıfır araba arkadaşlar. Orada Fiat Panda. Kutu gibi araba. Siz de biliyorsunuz. Tabii ki kötülemiyorum ben arabayı. En ucuz dediğimiz Fiat Egea şu an 102 bin lira oldu arkadaşlar. 8 bin lira koydum Mart'tan bu yana Mayıs ayına doğru. Şimdi bu düz mantıkta düşecek olursak sıfır araba fiyatları yine yukarı dönülü seyir veriyor. Otobüse binemiyorsunuz, ulaşımları kullanamıyorsunuz. Herkes bir araba almak istiyor. Doğru zaman mı diyor, bunu değerlendiriyor, bu şekilde bakılıyor. Ama sıfır araba fiyatları yukarı yönlü devam ettiği sürece alım gücünün düşünce ne olacak insanlar? Otomatik olarak ikinci ele kayacak arkadaşlar. İkinci ele kaydığı için de yine bizim simsarlara, bizim çakallara kusura bakmayın yine bir fırsat doğacak. Nacizane fikrim yine fiyatların baharla birlikte, bu sıfır araba fiyatları ile birlikte tabii ki pandeminin ne kadar süreci olacağını arkadaşlar tahmin edemiyoruz. Ancak bu böyle devam edecek. Bunu artık hepimiz hemfikiriz. Bu aşı bulma olayları olsun, şeyler olsun, bu sene boyunca devam edecek. Bir de bunun ikinci dalga olayı da var arkadaşlar. Eylül, Ekim gibi tekrar sonbaharla birlikte bunun ikinci dalgası da bekleniyor. Nitekim ülkeler bunu indirecek ama yine bunun ikinci dalgası olacak da yine bir belirsizlik olacak. İlk öncelik araba değil. Yaşamsal faaliyetleri kurmak için bizim için araba lazım değil. Ama şu şartlarda bakıldığı zaman da araba gerçekten bir ihtiyaç durumuna da düşüyor. Rent-a-car'dan bir araba da kiralanabilir. Onunla da kullanılabilir. Bazı arkadaşlar bisiklet kullanırım diyor. Her şekilde her şey olabilir. Yürüyerek gidebilirsiniz ama illa bir toplu taşıma için, uzun mesafe için bir şey ihtiyaç olacak. Yani bunun için de araba alınır mı? Alınmaz. Ama şu mantıkla bakacak olursak arkadaşlar çok ciddi bir ÖTV gelmediği sürece, çok ciddi bir teşvik gelmediği sürece şahsi fikrim ikinci el araba fiyatlarındaki bu seyir böyle devam ettiği sürece sıfır araba fiyatları çünkü yükseliyor arkadaşlar. Mutlaka ikinci ele yansıması olacaktır.
Araba almak isteyen arkadaşlar mutlaka kendi değerlendirmelerini, kendi ekonomik güçlerini değerlendirmeli. Ona göre bir karar vermeli. Çünkü çok işsiz kalan arkadaşımız oldu, önünü göremeyen arkadaşlarımız oldu. Çok görüyorum. 40 bin lira, 50 bin lira param var, ne almalıyım soruları geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle, eskiden hep söylüyorum arkadaşlar, eskiden bir araba beğenirdiniz, ona göre paranızı kenara koyardınız. 2 ay, 3 ay, 4 ay sonra o araba 1000 lira, 2000 lira falan oynardı. Ama artık öyle bir durum oldu ki 40-50 bin lira param var, siz artık araba almıyorsunuz. Paranıza göre araba alıyorsunuz. Eskiden markaya göre araba alırdınız, şimdi paranız bu, paraya göre araba seçiyorsunuz. 50 bin liram var, artık ne alabilirim boyutuna geldik. Ki sıfır araba fiyatlarındaki bu süreç devam ettiği sürece, tabii ki pandemi yine böyle, artık bunu unutalım arkadaşlar. Pandemi böyle devam edecek. Az ya da çok işsiz kalan arkadaşlar olabilir. Ekonomik gücü zor durumda olanlar olabilir. Araba alacak arkadaşlara tavsiyem şu. İşinizi kaybetme ihtimaliniz yoksa, evinizin parasını kenara koyup sizi idame ettirebilecek bir durumunuz varsa, kendinizi zorlamayacak bir durumsa, kredi çekmediyseniz, elinizdeki nakit ayırıp da kenarda yine sizi idame ettirebilecek bir paranız varsa, şu şartlarda tabii ki tercih yapmak doğru gözüküyor. Tabii ki yine bu sizin kararınız sevgili dostlar. Ama temiz arabayı bulduğunuz takdirde piyasa fiyatına göre demeyeceğim, artık belli bir piyasa yok çünkü piyasa aldı başını gidiyor. Araba almak tercih edilebilir. Çok yorumlar geliyor arkadaşlar. İşte bir öyle dediniz, bir böyle dediniz, şu şöyle dediniz. Arkadaşlar piyasa her geçen gün değişkenlik gösteren bir sektör. Sıfır araba fiyatları artıyor. İkinci el araba fiyatları da eş zamanlı onunla beraber bir artış eğilimi gösteriyor mu? Gösteriyor. Bizi de burada frenleyen neydi arkadaşlar? Pandemi. Neydi sebebi? Belirsizlik, ekonomideki sıkıntı, maaşlarımız, işten çıkarılmalar, her şeye zam. Bunların mutlaka etkisi var. Yani alacak olan arkadaşlar bunları iyi değerlendirecektir. Ve iyi değerlendirmesi gerekiyordur. Bazen dövize, altına, dolara, euroya yatırmak da karlı mıdır? Valla uzun dönemde ben yatırım uzmanı değilim ama uzun dönemde ben altının zaten çok büyük bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Hatta altınla ilgili videoda çekmiştik. Hatta 2000 işte zamanında altın alsaydık ne olurdu? Şu an ne olur bir videosu yapmıştık. Gerçekten araba da öyle bir şey olmuş ki arkadaşlar. Son 8 ayda arabada nereden baksanız belli modellerde. Ama %80 araba da gerçekten altın gibi para kazandırmış. Ama tabii ki onun yatışta ve yıllık vergisi var, muayenesi var, bakım maliyeti var. Ama altın öyle bir şey, kenara koyuyorsunuz kalıyor. Yani o yatırım amaçlı araçları, emtialarla ilgili tabii ki bizim orada bir öngörümüz yok. Ama araba almak için doğru zaman mı diye bakacak olursak arkadaşlar, şunu unutmayın, sıfır araba fiyatlarını takip edin. Sıfır araba fiyatlarındaki artış mutlaka ikinci ele yansıyacaktır. Sıfır araba fiyatlarına ciddi ÖTV indirimleri geldi mi? Zamanında onu da gördük arkadaşlar. ÖTV indirimi geldi. Araba 140 bin lira. ÖTV indirimi geldi. 120 bin lira. Adam 2 aylık arabasını 135 bin liraya satıyor. Ulan sıfır zaten 120 bin lira. Yani bizim memleketimizde bunun fırsatçılığının önüne geçemeyeceğiz. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Geçmişten de bilgi birikiminiz var. Onları da görüyorsunuz ama şu durumda araba almak doğru mu? Doğru mu tercih mi sorusuna cevap, dediğim gibi arkadaşlar, elinizdeki para sizi idame ettirebilecek mi? Sıkıntıya düşme ihtimalleriniz olabilir mi? Yarını düşünerek hareket edin. Bütün malınızı, varınızı oraya yatırıp da ona medet ummayın. Ama naçizane fikrim yine aynı şekilde arkadaşlar, bahar geliyor. Dedim size, gittim showroom'a. Araba bayileri zaten kapalı. Yavaş yavaş onlar da açılmaya başladı. Ama genellikle showroom'larda, sıfır arabalarda şu an satışlar biraz daha durgun arkadaşlar. İthal araçlar zaten gelmiyor. Yurt dışında üretilen araçların da eski siparişleri tamamlanmaya çalışılıyor. Çoğu iptal edildi. Onlar da devam ediyor. Çünkü belirsizlik bir şekilde de devam ediyor. Ama sıfır araba alamayan arkadaşlar ne yapacak arkadaşlar? 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşına kadar biraz daha uygun fiyatta bulabilirlerse onlara yönelimler olacaktır. Bunun fiyatının da yukarı yönlü seyredince ister istemez arkadaşlar diğer arabaların fiyatlarında yine yukarı yönlü bir çıkış olacağını düşünüyorum ben. Bunu iyi bir değerlendirmek lazım sevgili dostlar. Naçizane görüşümüz bu şekilde arkadaşlar. Danışmanlık hizmetimiz var biliyorsunuz arkadaşlar. Şehir dışı olsun, Bursa'da iken hizmet veriyoruz. Anlamadığınız, aklınıza takılan, almak istediğiniz bir araba var, onlarla ilgili bize danışabilirsiniz. Sizle fikir alışverişi yapabiliriz, yardımcı olabiliriz. Tabii ki belli bir ücret karşılığında. Bizden bilgi isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan, Instagram'dan, mail adresinden bize ulaşabilirler. Oradan zaten bilgi veriyoruz. Bazı arkadaşlar sistem ediyor, sizden mi danışmanlık veriyorsunuz? Arkadaşlar bu bir hizmet.
Bu 4 aydır var olan bir şey. Biz saatlerce burada emek harcıyoruz, bir şeyleri yapmak istiyoruz. Gerçekten size temiz ve güzel araba almak istiyoruz. Bunu her şekilde zaten belirliyoruz. Aldığımız bu zamana kadar hizmet verdiğimiz arkadaşlar da çok şükür hiçbir memnuniyetsizliğimiz olmadı. Bize güvenen arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizle beraber çalışmak isteyen, ister çalışmak istemeyen, istemez arkadaşlar herkesin gönlü bilir. Çok da merak eden arkadaşlar varsa madem çok biliyorsunuz gidin alın arkadaşlar. Piyasa fiyatı nedir, nedir, neyin nesidir ona göre tercihinizi kullanabilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum bizde dürüstlük esastır arkadaşlar. Biz neysek her zaman oyuz. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için tekrar çok teşekkürler, saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere arkadaşlar.